ben bu fani dünyada yarım asırdan fazla yaşadığım halde hala anlayamadım. 8 yaşında duyduğum ama 58 yaşına kadar geldiğim halde hala anlayamadım ama sahih bir haber olduğu için de %100 teslim olduğum bir olayı sizinle paylaşayım ki sizin bildiğiniz bir olaydır bu. Ondan sonra siz de karar verin, Müslümanın buğday başağına niye benzetildiğini, kafirin de çama niye benzetildiğini o zaman anlayın. Hani bir kadın vardı ya, o hamileyken veya çocukları henüz küçük bebekken kocası gurbete çıkmıştı ya da cihada çıkmıştı. Kocası dönmeden önce de kadın çocuğunun cenazesini görmüştü. Küçük çocuk ölmüştü. Çocuk gömülmüş, kadın komşularına tembih etmiş. Ben görmeden kocamın geldiğini görürseniz, başın sağ olsun filan demeyin demiş. Haberi olmasın. Neticede bir gün adam çıkmış gelmiş. 3 ay, 4 ay sonra ne zamansa artık gelmiş. Adamın ilk özleyeceği nedir? Küçücük yavrusudur. Bebeğimiz nerede diyecektir. Kadın, çocuğun her zaman uyuduğu yere bir minder koymuş. Minderi çocuk gibi yapmış, üstünü de örtmüş yorgan gibi bir şeyle. Adam bakmış orada çocuk gibi bir şey uyuyor. Gidip öperken onu öpmesin diye adamın cinselliğini kışkırtmış. Bu kadın ya dün ya geçen hafta bebeğini gömmüş bir kadın. Becerip adamı odanın öbür tarafında yatağa almış. Gerdek gecesi gibi tatlı bir sahne yaşatmış ona. Kadın ve erkek huzur içerisinde o sahneyi yaşayınca, nasıl olsa bebekleri uyuyor, o minder bebek uyuyor orada. Adamın iyice rahatladığını görünce kadın, sana bir şey soracağım demiş. Buyur ne soracaksın demiş. Bizim komşulardan birinde şöyle bir olay oldu demiş. Ne oldu demiş? Ya emanet bir şey almış, tencere gibi bir şey almış komşu. Sonra da emanetini istemiş öbür gün. O komşu da nasıl istersin diye kızıyor. Sen ne dersin buna demiş. Ayıp ya, böyle bir şey olur mu demiş. Emanetin sahibi ister tabii demiş. Sen de mi o kanaattesin demiş. Herhalde demiş ya. Emanetin sahibi ister demiş. Yani haksız mı itiraz ederse? Tabii haksız olur demiş. Bizim çocuğu da sahibi aldı demiş. Bu ne orada demiş. Bu minder, bizim evin minderi demiş. Be kadın, sen bana niye o zaman böyle bir rol yaptın demiş. Ya gurbet acısıyla gelirsin, çocuğu bulamayınca Allah'ın kaderine karşı ağzından kötü söz çıkar diye korktum demiş. Senin imanını korumak için böyle bir şey yapayım dedim demiş. Bu kadın, İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği, rüzgarın o tarafa yatırıyor, rüzgar bitince ayağa kalkıyor, öbür taraftan rüzgar gelse oraya yatıyor, yine ayağa kalkıyor, Rabbine imanla gidiyor. Kadın bu kadın işte. Allah ondan razı olsun. Şefaatine erme hayalimizi Allah bize nasip etsin. Kadın be, kadın yahu. Ağıt yakan, bağırıp çağıran, sen yokken yuvam çöktü, evimin direği yıkıldı diyen kadın da kadın, bu kadın da kadın.